Merhaba efendim, İçer TV'ye ve Radyo Klas'a hoş geldiniz. Ve İçer Gündemi programında Mersin'de yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Mersin'de çok çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Ana hatlarıyla kısaca size şöyle belirteyim ki en önemli gelişmelerden birisi Mersin İdmar Yurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı'nın istifa etmesi. Ayrıntılara birazdan yer vereceğiz. Diğer önemli bir gelişme ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz bir ihbar üzerine Tarsus'ta mezbahaneye baskın düzenledi ve Tarsus mezbahanesini denetledi. Ayrıntılar birazdan ekranlarınıza gelecek ve kısa başlıklarla programımıza başlayalım efendim. Az önce söylediğim gibi Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı istifasını sundu ve ekranlarınızda Ali Kahramanlı'nın ıslak imzalı istifa mektubunu görüyorsunuz. Ali Kahramanlı istifa mektubunda diyor ki Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 8 yıldır gururla kulüp başkanı olarak görev verdiğim Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanlığı görevimden görmüş olduğum lüzum üzerine istifa ediyorum diyor Kahramanlı ve devam ediyor. Yeni bir kan değişiminin, yeni bir heyecan oluşumunun Mersin İdman Yurdumuza olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum. Yeni görev alacak olan kulüp başkanımızın maddi manevi yanında olarak Mersin İdman Yurdu Kulübümüzün emrinde olmaya devam edeceğim. İstifamın kabulü için gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim diyor Ali Kahramanlı ve imzalıyor mektubu Mersin İdman Yurdu Yönetim Kurulu'na gönderdi. Ve büyük ihtimalle de yönetim kurulu bu istifayı kabul etti. Mersin İdman Yurdu artık yoluna Ali Kahramansız bir süre devam ettikten sonra yönetim kurulu karar verecek. Olağanüstü genel kurula gidilecek mi gidilmeyecek mi? Yeni bir başkan ortaya çıkacak mı? Bir yeni bir kişi veya kişiler aday olacak mı? Yoksa yönetim kurulu bir atamayla mı devam edecek? Başkan atamasıyla mı devam edecek yoluna? Bütün sorulara ilerleyen saatlerde ve günlerde cevap verilecek ve biz de İçer TV ekranlarından ve Radyo Klas mikrofonlarından sizlere aktaracağız diyoruz. Tabii Ali Kahramanlı'nın istifa etmesi üzerine İlk açıklama yine Mersin İdman Yurdu yönetiminden geldi. Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı'nın istifa etmesi üzerine kulüp basın sözcüsü Ayhan Erdem şu açıklamada bulundu. Maddi problemlerin devam etmesi ve kimsenin kulübe destek vermemesinden dolayı Kahramanlı'nın istifasını yönetim kuruluna sunduğunu belirten basın sözcüsü Ayhan Erdem, tüzük gereği istifayı yönetim kurulu eğer kabul ederse 30 gün içerisinde olağanüstü genel kurulu yapıp yeni başkanı seçmemiz gerekiyor diyen Erdem devam etti. Yönetim kurulunun henüz Başkan Ali Kahramanlı'nın istifasını kabul etmediğini de belirten Ayhan Erdem, başkanımızın istifasını oturup değerlendireceğiz. Ancak şunu kamuoyu çok iyi biliyor ki bu istifanın nedeni maddi sıkıntılar ve kentin, Mersin'in, Mersin insanlarının takıma destek vermemesidir. Başkanımızın gerekli desteği görmediği için istifa etmek zorunda kaldığını hepimiz biliyoruz diyen Erdem devam etti. Takımın Süper Lig'deki durumunun sanıldığı kadar kötü olmadığını da belirtmek istiyorum diyen Erdem devam etti. Süper Lig'in dibinde olsa da tehlikeli bölgeden 2 maç kazanıldığı zaman uzaklaşacağımızı bu işten anlayan herkes biliyor. Biz Mersin İdman Yurdu'na güveniyoruz. Eğer bu takıma sahip çıkmak ve bu takımı almak isteyenler varsa buyursun gelsinler. Mersin'in valisi ve belediye başkanı güçlü bir yönetim oluştursun ve bu takıma sahip çıksın. Ya da bize destek olsunlar, biz bu takıma sahip çıkılmasını sağlarız. Aksi takdirde birçok örneği olduğu gibi Mersin İdman Yurdu'da kayyuma gider, sahipsiz kalır ve Mersin İdman Yurdu ismiyle tarihi kayyumun elinde silinir gider. Mersin insanlarının, iş adamlarının, yöneticilerinin, milletvekillerinin ve spor camiasının, sadece Mersin içinde söylemiyoruz, tüm Türkiye'nin Mersin İdman Yurdu'na sahip çıkması gerekiyor diyor Ayhan Erdem son dakikada yapmış olduğu açıklamasında. Ali Kahramanlı'nın istifa mektubunu sunması sonrasında bunları söyledi Mersin İdman Yurdu basın sözcüsü Ayhan Erdem. Diğer gelişmelerle devam ediyoruz değerli seyirciler.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Erdemli Belediyesi ve Mersin Sinema Derneği ve Mersin Tiyatrolar Derneği ile birlikte Umudumuz Çocuklar isimli bir etkinlik düzenlendi. Umudumuz Çocuklar etkinliği Erdemli'nin Üzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte mahallede yaşayan çocuklara yönelik sanatsal faaliyetlerde bulunuldu. Çocukları sanatla tanıştırmayı ve sanata ısındırmayı amaçladıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toldu, kendilerini yönlendirdiği ve bu etkinliği düzenledikleri için de Mersin Sinema Derneği ile Mersin Tiyatrolar Derneği'ne teşekkür etti. Başkan Tollu, bu tür etkinliklerin diğer mahallelerde Erdemli ilçesi genelinde devam edeceğini açıkladı diyoruz. Diğer bir önemli gelişme şu efendim, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı görev yapan Önleyici Hizmetler Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin'in çeşitli noktalarında dilencilere yönelik operasyon düzenlediler ve bu operasyonlar kapsamında aileleri tarafından dilendirilen 4 çocuğu savcılık kararıyla ailelerinin elinden aldılar ve Mersin'de bakım evine yerleştirdiler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a bir ödül verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, engellilere yönelik yapmış olduğu çalışmalarından dolayı Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği tarafından Küresel Sosyal Farkındalık Ödülü'ne layık görüldü. Kocamaz'ın ödülünü İstanbul'da düzenlenen törende Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Celal Taş aldı değerli seyirciler. Devam ediyoruz. Gülnar'a geldiğimizde Gülnar ilçesinde değerli seyirciler belediye meclisi toplandı ve belediye meclisinde olağanüstü toplantı yapıldı ve Gülnar Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısına Başkan Vekili İlyas Büyük başkanlık yaptı ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 04.12.2015 tarih ve 111 sayılı birimler arası ödenek aktarmasıyla ilgili teklif görüşüldü ve karara bağlandı Gülnar olağanüstü meclis toplantısında. Diyoruz ve devam ediyoruz efendim ve Silifke'ye geçiyoruz. Silifke Ziraat Odası personeli bu yıl 15.si düzenlenen Antalya'daki Uluslararası Tarım Fuarı'na katıldılar. Silifke Ziraat Odası Ziraat Teknikerleri Tarım Danışmanı Hüseyin Şibdar tarafından düzenlenen bu ziyarette Antalya Expo Center'da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı gezildi ve orada yeni tarım alanındaki yeni gelişmeler Silifke Ziraat Odası teknikerleri tarafından incelendi. Yeni bilgilerle Silifke'ye geri dönüldü diyoruz. Ve Silifke Belediye Meclisi de Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut Başkanlığında bir araya gelen belediye meclis üyeleri Silifke'de 4. köprünün yapılması için gündeme gelen bazı arazilerin satış talebini de oy birliğiyle kabul etti. Haberimiz bu bilgileri içeriyor. Diğer bir haberimiz şöyle efendim, Huzurkent'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre D400 karayolu Mersin-Tarsus istikameti Huzurkent bölgesinde Hasan K yönetimindeki otomobil iddiaya göre hatalı sollama sonucunda plakası belirlenemeyen bir kamyonetin ön tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Araç içerisinde bulunan 2 kişi de yaralandı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken emniyet bu kazayla ilgili inceleme başlattı diyoruz. Diğer bir haberimiz Anamur'la ilgili. Anamur'da son günlerde muz seralarına dadanan hırsızlar Anamur'daki muz seralarından birkaç gün içerisinde tam 5 ton muz çaldı. Ve bu durumdan rahatsızlık duyan sera sahipleri jandarmaya haber verdiler. Jandarma komutanlığı ekipleri bölgede 24 saat güvenlik önlemlerini arttırdı ve jandarma ekipleri şüpheli şahısların Anamur'da muz seralarının yoğun olarak bulunduğu bölgede görüldüğü takdirde hemen 156
jandarma imdatın aranmasını ve ihbarda bulunulmasını istedi. Ayrıca bazı güvenlik kameralarına takılan kişiler de incelemeye alındı. Bu inceleme sonucunda Anamur'daki muz seralarından hırsızlık yapan kişilerden biri olduğu tahmin edilen bir kişinin de eşkali belirlendi ve bu kişinin yakalanması için de çalışmalar hala devam ediyor diyoruz. Ve bir önemli konu yine Anamur'dan değerli seyirciler. Açık öğretim sınavlarının Anamur'da da gerçekleştirilebilmesi için harekete geçildi Anamur'da. Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Gürkan Temiz, LYS ve Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının Anamur'da yapılması için Anamur Meslek Yüksekokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Birsen ve Türk Eğitim Sen'le birlikte Eğitim Sen ve Eğitim İş Sendikaları tarafından önümüzdeki günlerde imza kampanyası düzenleneceğini bildirdi ve bu sınavların Anamur'da yapılmasının bölgede yaşayan ve kırsal kesimde güçlüklerle eğitimini devam ettiren çalışan gençlerin ve ailelerinin büyük bir sıkıntıdan kurtaracağını dile getiren Temiz, uygulamanın Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yaklaşık 2000 öğrenciyi direkt olarak etkileyeceğini ve eğer LYS ve açık öğretim sınavları Anamur'da yapılırsa 2000 öğrenci ve velilerinin çok memnun olacağını dile getirdiler. Anamur'daki bu konuyla ilgili yetkili kişiler diyoruz efendim. Ve diğer gelişmelere geçelim. Mersin'le ilgili Türkiye'de neler yaşandı aktaralım efendim. Lütfi Elvan'ı ziyaret ettiler. Kim? Mersin milletvekilleri, Mersin'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve başkanları, Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı Başbakanlıktaki konutunda, düzeltiyorum, makamında ziyaret ettiler ve CHP, HDP milletvekilleri de bu ziyarete katıldı ve birlik beraberlik vurgusu yapıldı ziyarette. Yatırım ve reformlardan sorumlu Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, CHP ve HDP'nin Mersin milletvekilleriyle Mersin'deki sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerini kabul etti. Mersin'i birleştiren ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Elvan, milletvekillerimiz hangi partiden olurlarsa olsunlar büyük bir nezaket gösterdiler. Bizlerle birlikte oldular ve bundan sonraki süreçte de milletvekillerimizle her zaman bir araya geleceğiz dedi. Başbakanlık Merkez Binadaki Elvan'ı ziyarete AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar, AK Parti Mersin Milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, CHP Mersin Milletvekilleri Fikri Sağlar, Hüseyin Çamak ve Serdal Kuyucuoğlu'yla HDP Mersin Milletvekili Dengirmir Mehmet Fırat katıldı. Kabulde konuşan Elvan, ortaya çıkan tablonun Mersin açısından özlenilen bir tablo olduğunun altını çizerek, Mersin'in tüm milletvekillerinin Mersin'in sorunlarının konuşulması ve çözüm bulunması noktasında birlikte çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Fikri Sağlar da Elvan'ın Mersin için bir şans olduğunu belirterek, bugün ortaya koyduğu düşüncelerle birlikte önümüzdeki 4 yılda Mersin'de sorunlarımızı aşacağımız şansını ve müjdesini Elvan bize veriyor diye konuştu. HDP Mersin Milletvekili Dengirmir Mehmet Fırat ise içinde bulunulan süreçte Türkiye'de birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini belirterek, etrafta yanan ateşin ülkemizi etkilememesi mümkün değil. Birlik ve beraberliğimizi sağladığımız takdirde Mersin'imiz de bundan istifade edecektir diye konuştu. Elvan'ın Mersin milletvekili olması ve icraat açısından çok önemli bir noktada bulunmasının kendileri için büyük bir şans olduğuna dikkat çeken Fırat, Sayın Bakanımızla beraber 11 milletvekilimiz de Mersin'in sorunlarını yakından tanıyan arkadaşlardır. Eğer sorunu bilebilirsek sorunun çözümünü de doğru yapabilme imkanına sahibiz dedi. Konuşmaların ardından söz alan Elvan, 3 ayda bir Mersin'de bir araya gelinmesi konusunda ilke kararı aldıklarını belirterek, bu buluşmalarda görüş ve projelerini açık bir şekilde paylaşacaklarını söyledi. Toroslar'da çok önemli bir proje yürütülüyor efendim Toroslar ilçesinde. Toroslar Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu Türkiye'de 10 ilde 12 belediye tarafından uygulanan istihdam için koordinasyon ve eğitim projesinin, kısa adıyla İSKEP projesinin yerel iş gücü piyasası analizini konu alan 4. çalıştayı Toroslar ilçesinde yapıldı.
Mersin'in Merkez Toroslar Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu Türkiye genelindeki 10 ilde 12 belediye tarafından uygulanan istihdam için koordinasyon ve eğitim projesi, kısa adıyla İSKEP'in yerel iş gücü piyasası analizini konu alan 4. çalıştayı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Otoritesi'nde Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde 14 aydır devam eden projenin son çalıştayına Mersin Vali Yardımcısı Aylin Kırcı Duman ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Celal Taş'la Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren iş adamları katıldı. Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, dezavantajlı bireylerin ekonomik ve sosyal olarak toplumdan dışlandıklarına dikkat çekti. Türkiye'de dezavantajlı bireyler, özellikle de engelliler, eski mahkumlar ve hükümler, Roman vatandaşlar, sokakta çalışan çocuklar ve aileleri, şiddet mağduru kadınlar ve gecekondu bölgesinde yaşayan yoksul insanlar, ekonomik ve sosyal hayatları gerçekten toplumdan dışlanmaktadırlar. Bu grupların her birinin sorunları farklılık göstermekte. Birlikte bütün gruplar içinde onlar sorun, iş gücü piyasasına, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamusal hizmetlere sınırlı erişmektedirler. Söz konusu sorunlarla karşı karşıya olan bireylere destek olunması için sosyal hizmetlerin geliştirilmesi büyük bir öneme sahiptir. Türkiye'de bu tür hizmetlerin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Zira bir yandan mevcut hizmetlerde kurumsal koordinasyonların eksikliği yaşanırken, öte yandan da toplumun bu bireylerin sorunlarına ilişkin farkındalığın düşük olması nedeniyle dezavantajlı bireylerin istihdam olanakları kısıtlı kalmaktadır. Projenin hedefi şudur: seçilen pilot belediyelerde Türkiye Belediyeler Birliği'nin denetiminde ve rehberliğinde istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyonu çerçevesinde sunulmasına yönelik bir model geliştirmek ve bunu uygulamak suretiyle dezavantajlı bireylerin iş gücü piyasasına sürdürülebilir şekilde entegrasyonlarına katkıda bulunmaktır. Toroslar Belediyesi olarak birinci bileşen kapsamında ilk olarak o Roman vatandaşlarımız dedik. Bu anlamda Alsancak Mahallesi'nde oluşturmuş olduğumuz hasır örme atölyesi hakikaten çok özellikli, hem üreten hem de orada işkur aracılığımızla gelen kadınlarımıza yevmiye vermek, günlük çalışma bedellerini vermek suretiyle yaptığımız çok özellikli bir çalışma olarak hakikaten öne çıkmaktadır. Aynı zamanda orada şu an 30 tane insanımız eğitim almakta, bunu üretime yöneltmekte. Onların, özellikle kadınların çocukları da bir kreş açmak suretiyle, yine kadınlar işe, çocuklar kreşe prensibiyle öyle bir slogan geliştirmek suretiyle çocuklarını da bu şekilde eğitim noktasında katkı sağlanmaktadır. Çalışan çocuklarımız ve ailelerine yapacağımız iş adamlarımızda, işte özellikle bölgemizdeki iş adamlarımızda zaman zaman ziyaretlerimiz var. Teknolojik gelişmişliklerden dolayı ellerinde olan eski makinaları inşallah bizlere takdim edecekler, verecekler. Biz de kendi fen işleri bünyemizde, proje müdürlüğü himayesinde kurduğumuz bir atölyede özellikle çalışan çocuklarımız ve ailelerini gerek çivi, tel, fen steli imalatı şeklinde atölye oluşturmak suretiyle o çocuklarımızın istihdamını hem üreten eller pozisyonuna dönüştürmek, hem de o çocukları o yapıdan kurtarıp daha kendi işlerini görebilen, kendilerine gelecekle ilgili yaşamlarını idame ettirecek bir branşı, bir sanatı inşallah o çocuklarımıza da öğreteceğiz. Bunu da inşallah 2016
başlarında Şubat ayı içerisinde hayata geçirmeyi planladığımız bir proje. Engelliler için bir yıl önce yaptığımız Engelliler Akademisi var. Engelli şartlarına uygun kendi var olan arsamız üzerine inşa ettiğimiz bir eğitim yuvası adeta. Ama tabii bunun içini tam dolduramadık. Özellikle engellilerimizle ilgili yapılan araştırmalarda genelde bu tip faaliyetlerin içerisine girme anlamında engellilerimizi çekemedik. Onun için muhtarlarımız özellikle mahallelerinde var olan işte yaptığımız bu mahalle toplantılarında ki 20 mahalle hedefliyorduk. Şu anda 12'sinde bu çalışmaları yaptık. Ayda 2 tane mahallemizde bu çalışmaları yapıyoruz. Muhtarlar her mahallenin en ücra noktasındaki insanları tanıyan, orada belki halini bizlere ifade etmeyen insanları onlar aracılığıyla vatandaşlarımızı da bir araya getirmek suretiyle bu şekilde dezavantajlı yaşayan bireyler kimlerse tespiti noktasında bu çalışmaları, toplantıları yaptık ki gerçekten burada ben muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar da bu projenin en önemli destekçilerinden. İnşallah bu Engelliler Akademisi'nde birinci etapta takı tasarım, ardından özellikle koli bant imalatında duyma engellisi olan insanlarımıza ki onun imalatında çok uğultu, ses çıkartan bir şekil olduğu için onları da inşallah bu branş üzerinde üretim yaptırmak suretiyle o insanlarımızı da bu proje kapsamında değerlendirmeyi hedefliyoruz. Mersin'de özellikle Toroslar ilçesinde dezavantajlı vatandaşlarımızın, Mersinlilerin hayata tutunabilmeleri amacıyla çok önemli projelere imza atılıyor. Az önce Toroslar Belediye Başkanı Sayın Tuna bu konuda bilgiler verdi. Ve bu projeler Türkiye'de birçok ilçeye de örnek teşkil ediyor. Çünkü Toroslar ilçesi bu konuda oldukça başarılı değerli seyirciler. Ve bu başarıların ödülünü de bu projelerde görev alanlar ve bu projelerde eğitim gören engelliler ve diğer vatandaşlar da söylüyorlar ki hayatlarını meslek edinerek bir düzene koyduktan sonra Mersin'de topluma daha fazla entegre olunduğunda yaşamları bir anda olumlu yönde değişiyor. Bunun örneklerini de yine çeşitli görsellerle sizlere zaman zaman aktarıyoruz. Mersin Emniyet Müdürlüğü de çok önemli ve güzel projelere Mersin'de imza atıyor. Bunlardan birisi de Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yıllardır yürütülüyor ve bu proje kapsamında da bu yıl 7 okulumuza kütüphane yapıldı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ve bu kütüphaneler dört dörtlük bir şekilde okullarda hazırlandı ve içi de kitaplıklar da kitapla doldurularak öğrencilerin emrine verildi. 7 okulda bu sezonda kütüphane yapıldı. İşte bu 7 kütüphanenin ortak açılışı da Yenişehir ilçesi Menteş Ortaokulu'nda yapıldı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan Polis Amca Kütüphaneleri Projesi kapsamında Merkez Yenişehir ilçesindeki Menteş Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphane törenle açıldı. Açılışa Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halhal, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştu, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Hacı Ahmet Önel ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Mersin Emniyet Müdürü Baştu, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından bir önceki yıl yapıldığı şekliyle hazırlanan Polis Amca Kütüphaneleri Projesi'nin bu yıl itibariyle sona erdiğini söyledi. Projenin 7 ayrı okulda yürütüldüğünü belirten Baştu, bu okulların kütüphanelerinin yaptırıldığını ve 1200 adet kitapla donatıldığını ifade etti. Bu okullar Yeşilçimen Kanuni Ortaokulu, Fevzi Çakmak Ortaokulu, Üstay Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Muhittin Develi Ortaokulu, Menteş okulları olmak üzere proje kapsamına alınmıştır. Bu okulları ayrı ayrı kütüphaneleri yaptırılmış. Kütüphaneler kitap dolabı, kitap okuma masası, sandalye, klima, 1200 adet muhtelif kitap ile donatılmıştır. Proje sürecinde kütüphane kurulan okullarımızda ayrıca kitap okuma yarışması yapılmıştır.
Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerinden oluşturulan komisyon tarafından dereceye giren öğrenciler tespit edilmiş. Yarışmaya 6 ortaokulumuzda toplam 480 öğrenci katılmış. Her okulumuzun okul birincilerine tablet bilgisayar alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da eğitimin vazgeçilmez iki öğesinin öğretmen ve kitap olduğunu belirterek kitabın insanlara yapmış olduğu katkıyı kelimelerle anlatmanın kifayetsiz olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından vali yardımcısı Halhal, Baştuğ ve Koca tarafından kurdela kesilerek Polis Amca Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Efendim hatırlayacaksınız, Özge Can cinayetinin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin ilindeki bütün toplu taşıma araçlarına panik butonu konulacağını ve bu araçların içerisinde sesli görüntü kaydı yapılacağını ve bu sayede de olması muhtemel bu yöndeki olayların önüne biraz olsun geçilebileceğini belirtmişti ve harekete geçmişti Büyükşehir Belediyesi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tam 250 toplu taşıma aracına panik butonu konulduğunu dile getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Özge Can Aslan cinayetinin ardından hayata geçirdiği toplu taşıma araçlarına panik butonu takılması kapsamında 250 araca panik butonu yerleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'de toplu taşımada güvenli günlerin başladığını belirterek, Tarsus'ta yaşanan elim olayın ardından Büyükşehir Belediyesi olarak harekete geçtiklerini ve belediye otobüslerine söz verdikleri gibi panik butonlarını koyduklarını ifade etti. Proje kapsamında 250 araca panik butonu yerleştirilirken, araç takip ve kamera sistemiyle de otobüsler takip ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yolcuların acil veya panik durumlarında kullanabileceği panik butonlarını belediye otobüslerinde 3 noktaya konumlandırarak vatandaşların butonlara kolay ulaşımını sağladı. Özellikle kadın yolcuların otobüslerin en yoğun olduğu saatlerde bile yardıma ihtiyaç duydukları an butonlara en az 2 kez basarak yardım talebinde bulunabilecek şekilde araçların ön, orta ve arka kapılarının bulunduğu yere yerleştirilen panik butonları toplu taşımanın sona erdiği saate kadar takip ediliyor. Sistem, yardım talebinde bulunan kişinin butona basmasıyla devreye girerek kişinin bulunduğu araç ve araçla ilgili tüm bilgileri, aracın lokasyonu, plakasını ve şoförün bilgilerini Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimine aktarıyor. İlgili birim, yetkililerinin şoförle direkt bağlantıya geçmesi ve durumla ilgili bilgi alışverişinin sağlanmasının ardından otobüsün güzergahına en yakın trafik zabıta, polis imdat veya jandarmayla irtibata geçilerek durum kontrol altına alınıyor. Allah kim düşürmüşse ellerine sağlık, can güvenliğimiz için gerekliyordu böyle bir şey zaten. Çok memnun kaldım duyduğumda, benim haberim yoktu bugüne kadar. Şimdi arkadaş söyledi, çok hoşuma gitti. İyi bir şey. Burhan Tebbi'ye teşekkür ediyorum. Hakikaten çalışıyor. Bayan şoförlerimiz, hele hele bayanların olması bir kat daha fark etti. Bunlar güzel uygulamalar. En azından bayanlar rahatlıkla biner inebilir güvenceli bir şekilde. İyi bir şey. İyi bir şey. Biz Tarsus'tan Mersin'e gayet rahat geliyoruz ve korkmadan geliyoruz. Bu otobüsün içindeki butonlar da bizi çok çok sevindiriyor. Bayanlar için çok çok iyi oldu. Ya biz çok memnunuz. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz almış olduğu bir ihbar üzerine Tarsus'ta mezbahanede ani bir baskınla denetim yaptı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yapılan denetim sonucunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus mezbahasında bir takım eksiklikleri tespit ettiklerini belirterek olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ifade etti. İnsan sağlığını göz ardı edecek hiçbir faaliyete göz açtırmayacaklarını, gereken koşulların sağlanması adına her türlü denetimin ve çalışmanın yapılacağını belirten Başkan Kocamaz, Tarsus mezbahasıyla ilgili almış olduğumuz bir ihbar üzerine denetim çalışması başlattık ve yapılan bu denetim neticesinde de bazı eksiklikler olduğunu tespit ettik. Bunlarla ilgili soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz. Teftiş kurulumuz çalışmalarını bu konuda devam ettiriyor. Buna paralel olarak savcılık da bir inceleme başlattı.
Zannediyorum önümüzdeki günlerde bu inceleme neticesini verecek. Hata yapan her kim olursa olsun kesinlikle gözünün yaşına bakmayız. İnsanın olduğu yerde her zaman hatalar olabilir ama önemli olan bu hatalara, yanlışlara göz yumulup yumulmadığıdır dedi. Yapılan çalışmaları ve hijyen ortamını yerinde inceleyen Başkan Kocamaz, kesim yapılacak mezbahaların hijyen ve kesim usullerine uygun olup olmadığı konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak oldukça hassas davrandıklarını ve eksiklik tespit edildiği takdirde gerekli müdahalenin yapılacağını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ayrıca Yakaköy mezbahasının tamamlanarak yakın zaman içerisinde hizmete açılacağını da söyledi. Aynı zamanda diğer ilçelerde de mezbaha yerleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Kocamaz, hizmet verecek yerlerin belirlenmesinin ardından bu konuda ihaleye çıkılacağını da sözlerine ekledi ve Başkan Kocamaz, hata tabii ki olacaktır. Hata önemli olan hatanın tekrarlanmamasıdır ve hatalara göz yumulup yumulmamasıdır. İşte hatalar zinciri devam ederse kim olursa olsun kimsenin gözünün yaşına bakmayız dedi Tarsus mezbahasında düzenlediği ani denetimde efendim. Ve değerli seyirciler, diğer bir gelişmeye geçecek olursak Tarsus'a uzanalım. Tarsus'ta Girne Mahalle Muhtarlığı binası geçen yılda yine kimliği belirsiz kişiler ya da kişi tarafından molotof bombası atılarak yakılmıştı. Girne Mahalle Muhtarlığı binası tekrar saldırıya uğradı. Mersin'in Tarsus ilçesinde daha önce de molotof bombası atılarak tamamen yakılan muhtarlık binası ikinci kez saldırıya uğradı. Mersin'in Tarsus ilçesinde Girne Mahallesi Muhtarlık binası molotof kokteyli atılarak yakıldı. 2024 sokak üzerinde bulunan Girne Parkı içerisinde yer alan muhtarlık binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotof kokteyli atıldı. İki odası da yanan muhtarlık binası kullanılamaz hale geldi. Duvarlarına terör örgütü PKK lehine sloganların yazıldığı bina 25 Eylül tarihinde de gece aynı şekilde saldırıya maruz kalmış ve büyük hasar meydana gelen bina yapılan kapsamlı tadilat neticesinde yeniden hizmete açılmıştı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili yapmış olduğu çalışmada 18 yaşından küçük olduğu bildirilen bir gencin olayın şüphelisi olarak gözaltına alındığı bildirildi. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Yine emniyet birimleri Tarsus'ta operasyon gerçekleştirdiler değerli seyirciler. Tarsus'taki operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak sigara ticareti yapan 5 kişi yakalandı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu maddelere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında emniyet birimleri Mithatpaşa Mahallesi civarında 35 ve 27 yaşında 2 kişiyi yanlarında bir miktar eroin maddesiyle birlikte yakaladı. Ayrıca kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri Çağlayan Mahallesi civarında 32 yaşındaki bir kişiyi elinde 1 kilogram uyuşturucu esrar maddesiyle ele geçirdi. Tarsus D400 Karayolu Hal Kavşağı mevkiinde yapılan yol kontrolünde de 31 yaşında ve 36 yaşında 2 kişinin kullanmış oldukları bir araçta 27.800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada sorguları tamamlanan kişiler mahkemeye çıkartıldı ve bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri hakkında ise adli mercilerce soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Ve programa başlarken kısa bir şekilde değinmiştik. Ali Kahramanlı, Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı, Mersin İdman Yurdu görevinden istifa etti. Islak imzalı istifa mektubunu da yönetim kuruluna sundu ama basın sözcüsü Ayhan Erdem'in yapmış olduğu açıklamaya göre henüz yönetim kurulu tarafından Ali Kahramanlı'nın istifası kabul edilmedi değerli seyirciler. İşte istifa sonrasında istifa mektubunu yönetim kuruluna gönderdikten sonra Ali Kahramanlı bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarında bu açıklamaları kendisinden telefonla alındı değerli seyirciler ve Ali Kahramanlı bu açıklamalarında neler söyledi ona bir değinelim. Ali Kahramanlı şöyle dedi: kulübün içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı biliyoruz ve bu sıkıntıları
aylardır dile getirmemize rağmen kimse bu sıkıntılara kulak vermedi. Bu durumda Mersin İdmar Yurdu yönetiminde bir kan değişiminin daha faydalı olacağını düşündüm. O nedenle de istifa dilekçemi Mersin İdmar Yurdu Kulübü yönetimine gönderdim dedi. Ali Kahramanlı belki de böyle bir beklenti vardı kamuoyunda. Aslında çok öncesinden bunu düşünüyorum. Ancak takımın bulunduğu durumdan dolayı zamanlama açısından istifa etmemin yanlış olacağını düşünmüştük. Fakat gelinen noktada artık direnmenin hiçbir anlamı kalmadı. 8 yıldır bu kulübün başkanlığını yapıyorum. Mersin İdman Yurdu benim ailem, çocuğum gibi oldu. Keşke böyle olmasaydı ama artık başka çarem kalmadı dedi. Mersin İdman Yurdu'nun büyük bir camia olduğunu, mutlaka birilerinin sahip çıkacağına inandığını belirten Ali Kahramanlı, Mersin'in göz bebeği, gururu, markası olan bu takıma mutlaka birileri sahip çıkacaktır. Üzülerek söylüyorum, benim için artık Mersin İdman Yurdu'nda kalmamın hiçbir anlamı yok. Ben bu görevi bırakıyorum. Bundan sonra kim gelirse gelsin her türlü desteği vereceğim. Bundan hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. Bana ne görev düşerse 24 saat takımın yanında olacağım ama artık başkanlığı bırakıyorum dedi. Ali Kahramanlı yapmış olduğu açıklamada değerli seyirciler tabii yönetim kurulu Ali Kahramanlı'nın istifasını kabul edip etmediğini açıklamadı. İlerleyen saatlerde ya da günlerde bu belli olacak. Tabii Mersin İdman Yurdu aynı zamanda hazırlıklarına da devam ediyor. Çünkü kupada da D grubunda maçlarına çıkacak. 15-16-17 Aralık tarihlerinde Mersin İdman Yurdu Ziraat Türkiye Kupası'nda. Aynı zamanda da hafta sonu Antalya'ya gidecek. Süper Lig 15. hafta kapsamında Mersin İdman Yurdu Antalya'da Antalya Spor'a konuk olacak ve Mersin İdman Yurdu hazırlıklarını devam ettiriyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz nezaretinde ve Antalya deplasmanından da Mersin İdman Yurdu puanla dönmeyi düşünüyor. Antrenmanlarına devam eden Mersin İdman Yurdu son antrenmanını da gerçekleştirdi. Son antrenmanda Abdülkalili dizinden ameliyat olan Marco Futaks antrenmanda yer almadı. Ayrıca Abdülkalili'nin de Mersin İdman Yurdu'ndan gitmek istediği ve bunun için de girişimlere başladığı da gelen bilgiler arasında. Aynı zamanda değerli seyirciler Mersin İdman Yurdu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan da bu kötü dönemde bir ceza aldı. 15 bin Türk lirası para cezasına çarptırıldı Mersin İdman Yurdu. Şöyle ki Ziraat Türkiye Kupası A takım listesinde bir hatadan dolayı Mersin İdman Yurdu'na ceza verildi. Fatih Karagümrük Mersin İdman Yurdu maçında Ziraat Türkiye Kupası maçında A takım listesinde olmayan bir sporcunun müsabaka isim listesinde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Mersin İdman Yurdu'na 15 bin Türk lirası para cezası verdi ve bu ceza da kesinleşti diyoruz. Ve haberlerimizi aktardık ama gün içerisinde haber bültenlerimizde elimize ulaşan yeni bilgilerle haberlere yer vermeye devam edeceğiz. Yerel gazetelerimize de bakalım efendim. Yerel gazetelerimizde hangi haberler var? Hakimiyet gazetesi birinci sayfasında Narenciye'de hasat telaşı başlığını atıyor. Haberin ayrıntısına bakalım. Ayrıntısında diyor ki gazete, Türkiye'nin Narenciye diyarı Çukurova'da Rusya'nın 1 Ocak'ta uygulamaya koyacağı ambargo öncesi mandalina ve portakal hasadı hız kazandı. Narenciye piyasası son bir haftada Japonya, Singapur, Kazakistan, İspanya, Suudi Arabistan ve Irak'tan gelen yoğun taleplerle rahatladı. Üretici olgunlaşan mandalina ve portakalı vakit geçirmeden pazara sunarak krizi fırsata dönüştürmenin peşinde diyor hakimiyet. Hakimiyetten Çukurova'ya geldiğimizde şöyle bir başlık var. Toplumsal cinnet yüzünden Türkiye'de hemen her gün birileri hayatını kaybediyor. Toplum olarak cinnet halindeyiz. İster profesör olsun, ister marangoz, ister manken, ister çoban, ister kuzeyli olsun, ister doğulu ya da güneyli, her gün karısını öldüren adamlar çıkıyor bu ülkede.
çocuklarını öldürüp sonra da intihar eden babalar var. Mersin'de evlerinde cesetleri bulunan işçi emeklisi 57 yaşındaki Fethi Korkmaz'la kendisi gibi işçi emeklisi olan eşi 54 yaşındaki Ayla Korkmaz'ı da hemşire olan öz kızları 30 yaşındaki Seher Dadağ'ın öldürdüğü ortaya çıktı. İşte toplumsal cinnetin sonuçları diyor Çukurova gazetesi. Çukurova'dan geliyoruz Mersin'e. Mersin gazetesi de Çukurova'nın değindiği konuya değiniyor. Kan donduran gerçek diyor. 7 bilezik için öldürülmüşler. Katil öz kızları çıktı diyor. Aynı konuya yer veriyor Mersin gazetesi. Güney gazetesine geldiğimizde başlık şöyle efendim. 6 milyon sandık limon stoğu var diyor. Mersin'de limon üreticiliği yapan ve üretilen limonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Orta Hisar beldesinde bulunan depolarda saklayan limon üreticisi Yılmaz Cantürk, dünyanın en kaliteli limonlarının Türkiye'de yetiştiğini ve bu yıl tam 6 milyon sandık yatak limon stoğunun Türkiye'de bulunduğunu dile getirdi. Ve Cantürk diyor ki Rusya ambargo dışı bıraktı limonu ama gelin biz limonu da Rusya'ya vermeyelim ve Rusya'yı daha zor duruma düşürelim, elimiz güçlensin önerisinde bulunuyor. Haberci gazetesine geldiğimizde başlık şöyle, gerçek ne soru cümlesini başlık yapıyor Haberci gazetesi ve devam ediyor. Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, Rus ambargosu net olarak başlamadı diyerek fiyatlarda düşüş değil, aksine artış yaşandığını dile getirdi. Mersin halinde faaliyet gösteren bazı komisyoncularsa Rusya'ya gidemeyen ürünlerin iç piyasada kaldığını ve bu nedenle de fiyatlarda düşüş yaşandığını öne sürdü. Peki şimdi tüketici kime inanacak diye soruyor haklı olarak haberci. Ve efendim Yeni Güney'e geldiğimizde Yeni Güney gazetesi canavar evlat başlığını atıyor. Anne ve babasını evdeki altınları için öldürdüğünü iddia eden Seher de Muğla Milas'taki evinde yapılan aramada Fethi ve Ayla Korkmaz çiftine ait olduğu belirlenen ziynet eşyaları ele geçirildi. Hemşirelik yapan Seher D'nin bir özürlü çocuğu olduğu, bir engelli çocuğu olduğu ve çocuğunun masraflarını karşılamak için anne ve babasından para istediği ama bu talebin karşılanmaması üzerine annesinin altınlarını çalmak için böyle bir şey yaptığını dile getiriyor evlat Seher D. Değerli seyirciler, konunun ayrıntıları yer alıyor gazetede diyoruz. İMC'ye geldiğimizde İMC gazetesi saçını kızıla boyatmak, yeni bir elbise almak, patates köfte yapmamak sudan bahanelerdir ve kadınlar sudan bahanelerle öldürülüyorlar diyor gazete. Erkekler sadece Kasım ayında sudan sebeplerden 25 kadını katletti. Son 5 yılda erkek şiddetiyle katledilen kadın sayısı 1134'e ulaştı diyor İMC gazetesi. Ama keşke erkekler demeseydi. Şunun için söylüyorum efendim. Şiddetin erkeği, çocuğu, kadını, yaşlısı, genci, dini, milliyeti olmamalı. Şiddete bir şiddet olarak bakmalıyız. Ve şiddet nedeniyle insanlar hayatını kaybetti dersek, sanırım şiddeti yok edersek, erkek şiddetini yok ettiğimizde diğer alanlardaki şiddetleri nasıl yok edeceğiz? Yani şiddeti tek bir başlık adı altında ele almalıyız. Öyle şiddetle mücadele etmeliyiz. Yoksa erkek şiddeti, kadın şiddeti, polis şiddeti, asker şiddeti, çocuk şiddeti, çalışan şiddeti, patron şiddeti diye herhangi bir ayrım içerisine girdiğimiz zaman işimizi daha da zorlaştırıyoruz ve ayrımcılık yapıyoruz. Lütfen bunu da göz ardı etmeyelim diye düşünüyorum naçizane. Şiddet şiddettir. Şiddetin herhangi bir ayrımı olmamalı. O şekilde mücadele edilmeli şiddetle diyorum ve İMC gazetesiyle yerel gazetelerdeki haber turumuzu da bugün sona erdirerek İçer Gündemi programını hem İçer TV'de hem de Radyo Klas'tan noktalıyoruz. Gelişmelerle haber bültenlerimizde tekrar birlikte olacağız. İçer TV'de kalın, hoşça kalın efendim.